Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın uygulaması, Google Kişiler uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoyu geçmeden önce, eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Burada Play Store'a giriş yaptığımda arama yerine Google Kişiler yazmanız yeterli arkadaşlar. Ardından çıkan uygulamayı indirip ücretsiz şekilde yükleyebilirsiniz. Buraya Kişiler yazdım. Gördüğünüz bu uygulamayı indirelim ve yükleyelim. Ardından giriş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Google Kişiler uygulaması bizim cep telefonumuzdaki Kişiler menüsüne erişme izni istiyor. Buna kesinlikle izin vermemiz gerekiyor. İzin verdik, ilerledik. Gördüğünüz gibi uygulamanın telefon etmesine veya aramaları yönetmesine de izin vermemizi istiyor. Bu daha çok kişisel bir tercih. Burada izin vermeyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir menü geliyor karşımıza arkadaşlar. Bu menüde kişilerimizi arayabilir, telefon numarası olan kişileri buraya ekleyebilir. Gördüğünüz gibi hesaplarımızda toplam 63 kişiye yer olduğunu söylüyor. Aynı şekilde buradan artı seçeneğinden yeni bir kişi ekleyebilir, fotoğrafını da ekleyebiliriz. Nereye kaydedeceğini buradan belirleyebiliriz arkadaşlar. Cihaza veya mail adreslerimize bunu kaydedebiliyoruz. Burada sadece kişinin numarasını değil de aslında e-posta adresini de kaydetme şansına erişebiliyoruz arkadaşlar. Öne çıkanlar menüsüne baktığımız zaman yine burada favorileri eklediğimiz kişileri daha hızlıca bulup onlara daha hızlıca iletişime geçebiliyoruz. Bunları yıldızlayarak ilerleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yakın zamanda görüntülü konuştuğumuz kişileri de buradan yine aynı şekilde inceleyebiliyoruz. Düzeltim ve yönetim menüsünden birleştir ve düzel seçeneğinden arkadaşlar. Bir kişinin birden fazla numarası veya aynı isimde aynı numarada birden fazla eğer numarası gözüküyorsa buradan birleştirebilir ve düzeltebiliriz. Yedekleme ve senkronize etmeyi de buradan devam edebiliriz arkadaşlar. SIM'den içe aktar seçeneğinden yine burada bizim SIM kartımızda kayıtlı kişileri burada içeri aktararak aslında numaralarımızı da bir şekilde yedeklemiş oluyoruz. Kişileri geri yükle seçeneğinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önceden bizim buraya yüklediğimiz kişileri tekrardan eğer cep telefonumuzda bir şey olursa veya yedekleme ihtiyacı duyarsak buradan geri yükleyerek tekrardan numaraları edinebiliyoruz. Dosyadan içe aktar seçeneğinde burada içe aktardığımız daha önceden dışa aktardığımız maile veya cihaza aktardığımız numaraları tekrardan içe aktarabiliriz. Dosyaya aktar diyerek mevcut kişilerimizi cihaza aktarabiliriz. Aynı şekilde çöp kutusunda daha önceden sildiğimiz numaraları bulabiliriz arkadaşlar. Ayarlara baktığımızda burada bilgilerimizi, hesaplarımızı, görüntülenme seçeneklerimizi, ad biçimine önce yani isim mi, soy isim mi ve temasını düzeltebiliyoruz. Kişileri düzenlediği yeni kişiler için varsayılan ayar belirtebiliriz. Fonetik ad belirtebiliriz ve değişiklikleri geri al diyebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde engellenen numaraları buradan görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bilinmeyen numaralardan aramaları engelle diyebiliriz burada. Yani sizin cep telefonunuzda kayıtlı olmayan kişiler sizi arayamıyor arkadaşlar. Spam ve dolandırıcılık aramalarını engelle diyebiliriz. Ve burada telefon numarası ile istediğimiz kişiyi de aslında engelleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da sizin istediğiniz bir özellik olabilir. Evet, tekrardan kişilerimize gelelim. Sol üstten tüm hesaplarımızı görüntüleyebiliriz. Ve sadece mail ile kaydettiğimiz hesapları da görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yeni bir etiket oluşturarak buradaki oluşturduğumuz etikette birden fazla kategoriye ayırabiliriz istersek. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.